Kusura bakma, adalet sana bana var yani. Şimdi bir tane video var. Şimdi düştü medyaya. Bakacağım şimdi şu reklamları geçsin bir. Ha. İzlemedim bu arada videoyu. Şimdi gördüm. Beraber izleyeceğiz. Kız hala vurulmamış ha. Bak. Herkes seferber olmuş. Bir de elimizden geleni yaptı kardeşim. İnşallah sağ salim bulunur, ailesine teslim edilir. Kardeş, hiçbir haber yok mu ya? Abi daha evet. Hiçbir haber yoktur valla. Dilerim Allah'tan en kısa zamanda bulunur inşallah. O bizim de kardeşimizdir. İnşallah herkes elinden geleni yapar. Narenli amcasının TikTok kardeşim. Videosu. Kız kaybolmuş TikTok. Kardeş, bir canım hiç rahat değil ya. Var mı vicdan? Bizim de vicdanımız rahat değil kardeş. Elimize gelen bu. Belki bununla vesile oluruz kardeşimize. Belki bulunur para ha. Ben de inanıyorum bulunacak kardeşim. Güzel kalpli insanların sayesinde bulunacak kardeşim. Tabii bulunacak. Evet, bu izlediğiniz video bir TikTok videosu. Narin kaybolduktan sonra Narin'in amcası ya bunlara zeka testi şart ya. Ben kör oldum şu an, ne izledim hatırlamıyorum. Yani beraber izledik değerli izleyen, değerli dostlar izleyenler. Yani ben de böyle şu an baktım. Ben böyle söyleyeyim. Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'ın arama çalışmalarının yapıldığı sırada amcalardan Kurtuluş Güran'ın garip bir videosu ortaya çıktı. Yani yeğeni aranırken biz burada harap olduk mesela. Yani bizim yeğenimiz değil, bir şey değil, değil mi? Yani normalde baksak bir kan bağımız yok. Vicdanen harap olmuşken ama şurada amcası TikTok videosu içeriği bulmuş. Aa demiş, evet. Koşa koşa gitmiş TikTok videosu çekmiş arkadaşlar. Yani ne diyeyim yani, sana sadece bunu söyleyeyim. Şu an kaç bin insan bizi izliyor bilmiyorum. Ama ben bunların 10 bin kişi diyelim. Vallahi 10 binlerce insan. Ben bunların vicdanına tükürüyorum kardeşim. Lan senin kız, hani senin yeğenin ya. Ya benim yeğenim benim kızımdır. Bak benim yeğenim benim kızımdır. Kızım. Ben kızım gibi severim yeğenimi. Yeğenimle kızımı evet. Ayırt etmem. Senin yeğenin kaybolmuş. Sen TikTok videosu çekiyorsun ya. Ya sen evet. Hayırdır ne TikTok videosu çekiyorsun? Sen neyin primini yapıyorsun? Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Senin paraya ihtiyacı mı var sen TikTok videosu çekiyorsun? Ben çizerim mesela. Yani adamın şey ihtiyacı var. Sinir bozucu değil mi? Adamın yeğeni kaybolmuş. Yeğenin ajitasyon bir TikTok içeriği yapıyor. TikTok videosu çekiyor. TikTok videosu çekiyorsun ya. Zaten oyunculuk desen oyunculuk da yok. Berbat. Gözlerimiz kanlı. Utanmadan yeğenin kaybolmuş. Yeğenin öldüğünü de biliyorsun. Utanmadan geçmişsin TikTok videosu çekiyorsun ya. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun ya. Vallahi yazıklar olsun ya. Billahi yazıklar olsun ya. O bize pirinci diyenler vardı ya. Bazen YouTube'da yorum yazıyordular videolarımız altı pirinci. Hele git bunlara pirinci yaz. Ben mi pirinciyim o da mı? O mu pirinci? Ben mi pirim kazanıyorum? Yani adam yeğeni ölmüş ve yeğenine dramatik bir video yaparak içerik çekiyor abi. Demiş ki Allah içerik buldum, konu buldum diye içerik çekmeye gitmiş. TikTok videosu çekmiş yani. Tövbe estağfurullah. Arama çalışmaları sırasında amca Kurtulmuş Güran'ın bir videosu çekip sosyal medyaya etkileşim için çaba sarf ettiği görüldü. Sosyal medyadaki video büyük tepki çekti. Şimdi çok şey diyecek. Benim yeğenim kaybolmuştu. Ben video üretiyorum, içerik üretiyorum. Belki sesimi duyarlar dedim. Hani maksat ya oğlum. Yani tövbe estağfurullah. Ya öyle kapat bunu Mustafa Hocam. Bunu ekrandan al. Ağzım küfüre girecek. Yemin ederim. Kurtulmuş Güran'ın, bak önemli bir bilgi daha var. Kurtulmuş Güran'ın bir iddiası daha vardı. Bu adam DSİ'ye gidiyor. Suların açılmasını istiyor. Derede su debisi yükselsin diye arama çalışmaları sırasında. Organize bir cinayet. Organize bir cinayet. Bu kadar açık ve net. Net yani. Bu net organize bir cinayet. TikTok videoların içeriği bile hazırlanmış yani. Yani bu çocuğa kurban olun ya. Vallahi bu çocuğa gelen sizin başınıza gelseydi Allah'ın yaratıkları.
İşte yazmış Mustafa Bey, bazı şeyler küfürsüz anlatılmıyor işte demiş.